Anne ne zaman mum üfleyeceğiz? Tamam oğlum tamam. Hadi ablası sen mumları diz. Abi gelince yakarız. Ya. Herkes için bir tane mum. Evet, dördümüze dilek tutacağız o zaman. Bu Seyit Ali için. Bu annem için. Bu Kerem için. Bu da benim için. Kerem hadi oğlum, kardeşin sabırsızlanıyor. Kerem. Oğlum ne oldu? Oğlum ne oldu? Kerem. Babam dedim kulübe şikayet etmiş. Dedeni mi şikayet etmiş? Sözleşmeyi babamın imzalaması lazımmış. Yoksa parayı geri istiyorlar. Beni de kulüpten atacaklarmış. Bu adam hayatımızı mahvetmeye daha ne kadar devam edecek? Tamam canım, tamam. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Yok öyle süngüleri düşürmek. Oğlum, üzülmeyeceksin Kerem'im. Bugün bizim en mutlu günümüz olur mu öyle ya? Hadi gelin bakayım. Hiçbir şeyin huzurumuzu kaçırmasına izin vermeyeceğiz oğlum. Bak kardeşin çok heveslendi, üzülüyorum. Hadi Kerem, hadi. Hadi bakalım, gelin buraya. Evet, dört tane mumumuz, dört tane dileğimiz var. Şimdi bunları yakalım. Seyit Ali ne dilek tutmuş acaba? Sır. Sır mı? Evet, iyi yapmışsın. O zaman daha çabuk gerçek olur dileği. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki. Diyorsun sen? Velayet davası açtım sana, okumadın mı? Sen kendi yaptığın hesabını versene önce ya. Kulübe şikayet etmişsin, ben ne yaptım ya sana, ben ne yaptım? Seninle adam gibi konuşmaya geliyorum. Herkesin ortasında bana saygısızlık yapıyorsun. Ya gelme, gelme, gelme. Kaç defa dedim ya, bırak peşimi. Benim derdim annenle. Anladın mı? Sen bunları hep böyle yapıyorsun. Hı? Hepsini bana karşı dolduruyorsun. Saçmalama Alpay. Ben sadece bizi rahat bırakman için uğraşıyorum. Lütfen git buradan, yapma. Bak lütfen, ne yapıyorsun? Böyle mi yapacaksın? He? Bununla mı? Evet. Ya velayetlerini bana verirsin ya da beni sahtekarlıkla boşadığın için sana daha büyük bir dava açarım. O yanındakiyle de beraber hapse girersiniz. Anladın? Öyle mi? Öyle. Elinden gelen ardına koyma. Koymayacağım. Arkadaş kalalım demiştin. Evlenmeyi düşünmüyordun Halil. Ne oldu da fikrin değişti? Yalnızlığımdan huzurluyum demiştim. Ama anladım ki alışkanlık dediğim kendimi sevgisiz bir düzene hapsetmekmiş. Her insanın bir cana, bir nefese ihtiyacı varmış. Hafız dayının yapayalnız ölümüyle bunu daha çok anladım.
Annemlerin habersizce böyle kendi başına bir şey kalkışmaları beni çok kızdırdı, inan. Ama onlar da kendilerince haklılar. Seni zor durumda bıraktılar, inan, çok üzgünüm. Ama kader işte. Sen de beni karşı karşıya getirdin. Olanda hayır vardır derler. Ne diyeyim? Benimle bu yolda yürümek istersen eğer ailenle konuş. Haber ver. Gereğini yapayım. Bu çocuklar neden senin yanında biliyor musun? Çünkü kabahat bende. O abinin elinden it bana handa saldırdı adamlarıyla beraber. Ben ne yaptım? İnsanlık yaptım, insanlık, anladın mı? Gidip şikayetçi olmadım. Merhametten maraz doğarmış ya. Biz seninle mahkemede görüşeceğiz Alpay. Çıkar mısın? Çıkmıyorum. Çıkar mısın? Çıkmasan ne olur? Anne! Sabrım tükendi artık benim ya. Sabrım tükendi. Ya bu çocukları bana verirsin? Ha ya da ne? Ne ya da söyle. Ne yaparsın? Sen nesin lan? Ha? Yemin ederim, yemin ederim öldürürüm seni. Kerem ne diyorsun? Lütfen, o nasıl laf? Bizi tehdit edemez. Kerem dedim! Bırak, bırak gelsin. Nasıl olsa karakollara alışık o. Sonra yalvarırsın baba beni buradan kurtar diye. Ya baba ne olursun yapma ya. Ne olur sakinleş bir dur, bir dur. Sen hiç konuşma. Okula geldim, herkesin ortasına rezil ettin beni. Sen şimdi benim kızıma mı eli kaldırıyorsun? Çık git artık buradan, yeter, defol. Çocukların huzurunu kaçırmana izin vermiyorum. Defol! Bak, ben şimdi gidiyorum. Tamam mı? Bu son geceniz. Ya bu çocuklar yarın sabah bana tıpış tıpış gelirler ya da mahkeme emrine rağmen onları alıkoyuyorsun diye seni içeri attırırım. Yüzlerine hasret kalırsın. Elinden geleni ardına koyma Alpay. Kerem sen ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Ne kadar korkuttun beni. Yaptıklarını bilmeden gelmiş, bir de utanmadan burada hesap soruyor. Dayanamadım anne, dayanamadım. Kerem, beni böyle koruyamazsın çocuğum. Bak, Allah korusun kendini yakacaksın. Unuttun mu çektiğimiz acıları? Yapmayacaksın böyle. Özür dilerim. Duramadım. Yok öyle Kerem. Kendine hakim olacaksın. Kerem bak, kendine hakim olmayı öğreneceksin. O ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun o sizin babanız. Onun bütün siniri, hırsı bana şimdi de velayet davası açtım diye böyle yapıyor. Lütfen çocuğum yapmayın. Siz niye giriyorsunuz? Seyit Ali nerede? Hadi girin içeri, tamam. Anne. Anne, Seyit Ali masanın altında ağlıyor. Oğlum. Seyit Ali. Seyit Hanım ne yapıyorsun sen? Oyun evine mi girdin bakayım? Hani bak. Aa, ablayla abi geldi buraya. Biz masanın altında oyun oynayalım diyordun. Oyuncak getirip oynarız. Evet. Sen burada demek ki kocamanmış senin evin Seyit Hanım.